Selamun aleyküm, merhaba, hoş geldiniz. Bugün sadece 3 malzeme ile yapılan kıyır kıyır mükemmel bir kurabiye tarifi hazırladım. Hadi hemen tarife geçelim o zaman. Tarifimiz için 2 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. 2 su bardağı pudra şekeri kullanıyorum. Pudra şekeri ile sıvı yağı güzelce karıştıralım. Bu arada tariflerimin sesli anlatımı mı olmasını istersiniz yoksa alt yazılı mı olmasını istersiniz bunu bana belirtirseniz sevinirim. Pudra şekeri ile sıvı yağı güzelce karıştırdıktan sonra azar azar unumuzu eklemeye başlayalım. Bu tarif için 5 su bardağı un kullandım. Bardaklar tepeleme dolu olsun ve ölçerek yavaş yavaş karıştırarak eklemeye dikkat edin lütfen. Unun hepsini aynı anda dökmeyin. Tariflerime daha kolay ulaşmak için abone olabilirsiniz. Sonuncu bardağı da ekledim. Güzelce karıştırdım ve şu kıvamda yumuşak, güzel şekil alabilen bir hamur elde ettim. Ağzı kapalı olarak cam bir saklama kabına koyduğunuz takdirde uzun süre tazeliğini koruyor, kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Şimdi şekil verme işlemine geldi sıra. Ben bir makarna ile süslemeyi tercih ettim. Eğer evinizde kalıp yoksa bu şekilde bir makarna ile çok güzel şekiller verebilirsiniz. Tamamen size kalmış, hiçbir şekil vermeden de sadece yuvarlayıp tepsiye koyarak da pişirebilirsiniz. Kurabiyelere şekil verirken fırını 160 derecede çalıştıralım. Kurabiyeler hazır olunca hemen 160 derecede ısınmış olan fırına koyalım ve 25-30 dakika arasında kontrol ederek düşük ısıda pişirelim. Kurabiyelerin kızarmasını beklemeyelim. Zaten 25-30 dakika düşük ısıda gayet güzel bir şekilde pişiyor. Eğer beyaz olmasını istiyorsanız kızarmasını beklemeyin. Aynı hamurdan bir de üzerinin kakaolu olanını yaptım. Sırada o var, onu da izleyebilirsiniz videonun devamında. Kakaolu kurabiyeler için de bir kaseye bir miktar kakao ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu kurabiyeleri de aynı şekilde 160 derecede 25-30 dakika arasında pişiriyorum. Bu tarifi mutlaka deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Herkesten tam not alan, çok beğenilen, çok lezzetli bir kurabiye. Tarifimi denerseniz eğer sonucu benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizin yorumlarınız, düşünceleriniz benim için çok kıymetli. Tariflerime daha kolay ulaşmak için ve sizlere daha çok tarif paylaşabilmem için abone olmayı unutmayın lütfen.